alanında uzman konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Bugün yanımızda yazar Uğur Eren Bey bulunmakta. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, teşekkür ederim. İsmim Uğur Eren. 36 yaşındayım. Son 4 yıldır kitap yazmaya çalışıyorum. Daha doğrusu küçük küçük hikayeleri birleştirerek kurgulamaya çalışıyorum. Bu 4 yılın içinde bir kitabı tamamladım. Geç Dönen Sevgili adlı eserim şu anda yayında. Diğerleri de çalışma aşamasında devam ediyor. Peki yazarla nereden ve nasıl başladınız, anlatabilir misiniz? Yani bir başlangıç noktası olarak bir şey söyleyemem ama ben çok uzun zamandır etrafıma baktığım zaman gözlemliyorum. Yani insanlar nasıl hareket ederler, nasıl davranırlar, neye göre konuşma yaparlar, bunları gözlemleyerek fark ettim ki hafızamda bayağı da yer veriyorum bunlara. Bu yaşadığım şeyleri yazmaya karar verdim. Yazdım, baktım yazdıkça da kendimi daha rahat hissetmeye başladım. Çok uzun zaman olmuş olsa da son 4 yıl için aynı şeyi söyleyebilirim tabii. Bu şekilde de böyle bir serüvene girmiş oldum. Peki ne tür kitaplar yazmayı seviyorsunuz? Ben daha çok romantik, duygusal kitaplar yazdığımı düşünüyorum. Yani aşktan, sevgiden, hatta daha çok tüm duygusal hareketlerden, hayatlardan çıkarımlar yaparak kitaplar yazıyorum. İlk çıkardığınız kitap Geç Dönen Sevgili. Bu kitapla birçok ödüle layık görüldünüz. Kitabınız hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ben Geç Dönen Sevgili kitabımda bir genç, saf bir kardeşimizin daha çok etrafında dönen olayları, aşk maceralarını, duygusal hayal kırıklıklarını anlattım. Eserinizin gelirlerinizi bağışladığını biliyoruz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ben kitabı yazdığım anda tüm emellerime, amelime, amacıma ulaştığımı düşünüyorum. O yüzden gelirleriyle pek alakadar olmadığımı düşünüyorum. Bu yüzden lösemili arkadaşlarla paylaşmaya karar verdim. Peki yazımı devam eden kitabınız var mıdır şu anda? Var. Şu anda ikinci kitabım üzerine de bir çalışma yapıyorum. Peki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben insanların hayallerinden vazgeçmemelerini temenni ediyorum. Gençlerimize öğütleriniz var mıdır peki bu konu hakkında? Yazmayla ilgili şöyle söyleyebilirim. Amacı yazmak olan insanlar varsa bu hayallerinden, bu heveslerinden vazgeçmesinler. Uğur Bey, bu keyifli söyleyişinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü yeniden Esra Balamir'e bırakıyoruz.